şunu çok iyi biliyorum. Alabilir miyim? Evet. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Şu Türk Hayatı Öde benim programda anlatmıştı bunu. Bu şeyi görüyorsunuz. Aslında bunu böyle çevirmemiz lazım. Şudur aslı. Bakın. Ermenilerin yıllarca işte katledilen, soykırıma uğrayan Ermenilerin yığınlanmış, tepe haline getirilmiş kafa tasları diye sundukları bir fotoğraf olarak sundukları bu aslında bir fotoğraf değil. Bu bir Rus ressamın, değil mi? Bereşagen. Bereşagen Rusya Harbi'nden dolayı 1871'de yapmış olduğu bir tablo. Bu tabloyu ufak oyunlarla sanki fotoğraf gibi yutturup da bunu siyah beyaz yapıp, siyah beyaz yapınca bunun fotoğraf mı yoksa efendim bir yağlı boya tablo mu olduğunu anlayamıyorsunuz incelemeden ve bunu yıllarca kullandılar. Sonra tabii ki bu tarihi bilen, resim sanatını bilen insanlar bunun bu olmadığını, bunun bir Rus ressamın 1871 yılında yaptığı bir tablo olduğunu ortaya koydular ama hala kullanıyorlar, değil mi efendim? Evet. Hala kullanıyorlar. Onu keşfeden Atayev, çünkü Atayev aynı zamanda resim şeyidir, eleştirmeni. Eleştirmeni tabii. Orada Moskova'da müzeyi gezerken buluyor, görüyor ondan sonra. Ama gene hala kullanıyorlar. Bunun gibi işte Mustafa Kemal Söz'de ayağını kafatasların üstüne koymuş. Şu efendim, bunu da hemen göstereyim size. Önce şu şeyi görelim, pardon. Bir ölü çocuk üzerine ayağını koymuş Mustafa Kemal Atatürk. Bu resmi kullandılar. Gördünüz değil mi? Bu resmi kullandılar. Ondan sonra resmin aslının iki tane yavru köpek ile birlikte çekilmiş resim olduğu ortaya çıkıyor. Bu kadar da haysiyetsiz ve tinetsizler. Bunu da gördük. Ama asıl çok yeni bir şey var sizin elinizde Fatma Hanım. Onu bana anlatır mısınız lütfen? Bu fotoğraf Donald Bloxam'ın 2005 yılında yayınladığı bir kitapta çıktı. Daha önce başka kitaplarda da yayınlandı. Fakat Donald Bloxam. İngiliz. Bu kitap University Oxford'un yayınıdır. Bu kadar ciddi bir üniversitenin böyle bir şeyi atlaması. Mesela biz Türkler bir makale, bir şey yayınlayamıyoruz. Bu genel kanıya aykırıdır diyorlar. Fakat bundaki sahteciliği bile farkına varmıyorlar. Şimdi aslında bize yutturulmak istenen bu resimde neydi? Önce Fatma Hanım onu anlatın. Siz, ben tutayım bunu bu arada. Siz bana anlatmaya başlayın. Şimdi bu resim, bunu alalım arkadaşlar, resmi, görüntüyü alalım. Bu resimde ne anlatıyorlar? Güya bu kimse bir Türk yöneticisi. Önündeki zavallı aç bir ilaç Ermeniler çocuklarına elinde bir ekmek tutarak onların duygularıyla alay ediyor. Yani burada Türkler, zavallı Ermeniler. Bunlar ellerini uzatmışlar, aç ilaç yalvarıyorlar. Bu da köpek sanki köpeğe ekmek atarmış gibi onlara ekmek atıyor. Bu Türk, bunlar Ermeni. Evet. Sundukları fotoğraf bu. Güya. Peki sonra ne oldu, çıkıyor ortaya? Profesör Jeremy Salt bu kitabı okurken fotoğrafta bir tuhaflık hissediyor. Bu adamın bakışıyla ayağının bir kısmı yok. Şurada bir duvar var. Aniden bu tarafta yok oluyor. Adamın ceketinin şu tarafı koyu renk, bu tarafı açık. Zaten şu şeylerden de anlaşılıyor. Burada duvar var, burada yok. Burada ayağı yok. Evet. Bu çocuğun mesela kolu kalın ama diğer kollar birden inceliyor ve çok uzuyor. O kadar uzun ki çocukların dizinin altına yetişecek kadar. Belki de uzaydan gelmişler. Bunu bir fotoğrafçıya götürüyor. 400 misli büyütüyorlar. Piksel denilen haç biçiminde hücreciklerine bakıyorlar. İnceliyorlar ki bu aslında bir tek fotoğraf değil. 3 veya daha fazla fotoğrafın çorbası. Bunlar teknoloji kullanılarak 4 tane ayrı fotoğrafın işlerine gelen yerlerini alıp böyle bir bütünlük yaratıyorlar. Bu bütünlükte de zavallı Erminlerle onlara ekmek atan Türk görevli ortaya çıkıyor. Öylesiniz değil mi? Bir ekleme yapabilir miyim? Bitireceğim. Soykırım akademisyenleri bu tip şeylerle mi uğraşıyorlar acaba? Teknolojik. Çünkü bu soykırım akademisyeni denenler siyaset bilincidir, sosyal
bilimler mezunudur. İçlerinde bir tane tarihçi vardır. O da diğer tarihçileri derslerini bölmekle uğraşmaktadır. Şimdi bunun üzerine İngiltere'deki bir dernek Oxford Üniversitesi'ne müracaat ediyor. Oradan gelen cevap şu: biz kabul ediyoruz. Evet diyor, bu diyor sahteye benziyor. Elimizdeki kitapları imha edeceğiz diyor. Bir dahaki ikinci baskısına, yeni baskısına altına not düşeceğiz. Bu resmi basacağız. Bu resmin sahte olduğu sanılmaktadır diyeceğiz diyor. Hiç özür dilerim.